Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bol çikolatalı, sütlü çikolatalı kek tarifim var. Hemen keki çırparak tarifimize başlıyorum. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şekeri yaklaşık 5 dakika boyunca iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şekeri 5 dakika boyunca çırptım. Gördüğünüz gibi rengi açıldı, köpürdü. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağ döktüm. 1 su bardağı süt. Bu şekilde de bir 5-10 saniye kadar tekrar çırpıyorum. Şimdi kuru malzemeleri ekliyoruz arkadaşlar. 3 yemek kaşığı kakao. 2 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Kekimizin içerisine eliyoruz. Kuru malzemeleri de ekledik arkadaşlar. Şimdi kekimizi tekrar çırpıyoruz. Arkadaşlar kekimizi çırptık. Kalıbımızı yağladık. Şimdi kalıbımıza kekimizi döküyoruz. Ve 175 derecelik fırında ben fanlıda pişiriyorum. Kürdan temiz çıkana kadar keki fırında tutuyoruz. Ardından diğer işlemlere geçeceğiz. Kekimizi fırından çıkardım. Şu şekilde temiz çıkacak şekilde fırında tutabilirsiniz demiştim. Şöyle rastgele delikler açalım kekte. Şimdi süt dökeceğim üzerine. Bu arada keki çıkaralı 5 dakika oldu fırından. İlk sıcağı geçtikten sonra sütünü dökersek daha iyi olur. Sütü döktükten sonra da bir 10 dakika kadar keki yine çevirmeyelim. Kekimizin üzerine ekliyorum. Biraz da kenarları dökülüyor ama gördüğünüz gibi hemen sütü çekiyor kek. Dakikalar değil, saniyeler içerisinde süt kekin içerisine geçti arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şu an bu şekilde de tadı çok lezzetlidir ama biz daha da lezzetli hale getirmek için üzerine çok güzel bir çikolatalı sos hazırlayacağım. Ganaş hazırlayacağım çikolata sostan ziyade. Ganajı da birçok tatlıda, pastada kullanabilirsiniz. Yapılışını birazdan anlatıyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi 10 dakika bu şekilde bekliyoruz. Şimdi ben tavamıza ya da küçük bir sos tenceresi de olabilir, yarım kutu krema döküyorum. Kremayı ocakta ısıtacağım. Çikolata eriyebilecek kıvama geldiğinde çikolatalarını ekleyeceğim. Kremayı ocakta ısıttım. Şu an çikolata eriyebilecek kıvamda. 100 gram da çikolata koyuyorum. 100 gram krema koymuştum yarım kutu. Benim çikolatalarım neden böyle diye sorabilirsiniz. Ben 2,5 kiloluk alıyorum çok fazla kullandığım için. Bitter çikolata. Normal marketlerden 80 gramlık satılan bitterlerden alıp karıştırabilirsiniz. Birçok çeşidi var. Bitter çikolataların pul şeklinde olanlar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Genelde pullardan alıyordum. Onlar daha iyi eriyor, daha çabuk eriyor. Bu kalıp halinde bir çikolata olduğu için erimesi biraz daha zor. Ama sürekli karıştırarak bu şekilde eritmeye devam edeceğim. Ayrıca neden krema kullanıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Sadece çikolatayı eritip kekin üzerine dökebilir miyiz? Dökebiliriz ama çok kısa süre sonra çikolata hemen donacağı için çok sertleşir. Yani yerken de kekle beraber çok uyumlu olmaz. Keserken de zaten kesilmez. Bu çikolata üzerine döküldüğü zaman donmuyor. Rahat bir şekilde dilimleyebilirsiniz. Günler geçtikten sonra da yumuşak bir sos olarak kekimizin üzerinde durmaya devam edecektir. Ben karıştırmaya devam ediyorum. Kolu kekimizi pişirdik, sütünü ekledik. Bir 10 dakika kadar bu şekilde dinlendirdikten sonra ben kalıptan çıkarmak istiyorum. Gayet güzel bir görünümü, yumuşacık. Şöyle parmağımla bastırdığım zaman zaten
Görüyorsunuz sütler çıkıyor. Çok fazla bastırıp bozmak istemiyorum. Şimdi üzerine çikolata sosunu döküyoruz. Çikolata sosumu sosla döktüm ve başlıyorum. Rastgele dökeceğim bu şekilde. Çok aşırı sıvı olmadığı için dökülmüyor yerlere. Kekin üzerinde kalıyor. En son çok fazla dökülürse yanlara, onları da yine üzerine dökebilirsiniz. Her yerini mümkün olduğunca bulayalım. Şimdi üzerine biraz fıstıkla süslemek istiyorum. İsterseniz bu görüntü de çok güzel. Hindistan cevizi, fındık. İstediğiniz her şekilde süsleyebilirsiniz. Normal bir kakaolu keki. Gördüğünüz gibi muhteşem bir. Aslında pastaya çevirdik diyebilirim. Çünkü keki de yumuşacık şu an, sütlü. Bol çikolatalı, kakaolu, fıstıklı. Daha ne olsun arkadaşlar, mutlaka yapın derim. Ölçüleri tekrar yazacağım videonun altına. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada videoları beğenirseniz de çok sevinirim. İzliyorsunuz ama beğenmiyorsunuz. Elimden geldiğince güzel tarifler vermeye çalışıyorum. Yeni bir kanalımız ileride tabii ki daha da artacaktır umarım. Süslememiz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bir dilim almak istiyorum kekten. Bakalım içi nasıl olmuş. Bir videonun daha sonuna gelirken son işlemi yapalım. Yumuşacık bir kek. Tabii normalde bu kadar büyük dilimlemiyoruz ama bu şekilde yaptım şimdilik. Kek çok basit. Ayrıca ganaj tarifi verdim. Birçok tarifte uygulayabilirsiniz. Normal bir kakaolu kek. Sütle ıslattım. Üzerine ganaj yaptım. Fıstıkla süsledim ve bu hale geldi. Tadı da muhteşem bir kek. Mutlaka yapın diyorum. Yapanlardan yorum bekliyorum. Bugünlük videomuz bu kadar. Başka videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.